Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam seminerler online'a döndü mü? Yoksa hasta olup rapor alırsam bir problem olur mu? Hocam ben memlekete gideyim. Ek dersimi de keserlerse geçsinler. Olur mu böyle bir şey? Şimdi bunlara cevaplar vereceğiz arkadaşlar sırasıyla. Arkadaşlar seminerler online'a dönmedi. Bununla alakalı çok sayıda haber çıktı ama evet, hiçbir dayanağı yok. Tamamen bu şekilde yorumsal haberlerdi. Yoksa seminerlerin online'a döndüğü gibi bir durum yok. Peki döner mi hocam? Dönebilir, dönmeyebilir. Buna dair bir şey yok ama bakanımızın yüz yüze yapılmasını desteklediğini biliyoruz. Çıkan haberlerden, yorumlardan vesaire. Hatta bizim grupta şöyle bir muhabbet dönüyordu. İşte hala yazısı gelmedi. İşte hani acaba geri adım atılacak mı falan diye. En son dün yazısı da geldi arkadaşlar. Yazısını da gördük. Evet. Yani dönmedi. Tabii aileden uzak olanlar var. İşte çocuklarını özleyenler var vesaire. Tabii dönse daha iyi olabilirdi. Hocam hasta olup rapor alırsam bir problem olur mu? Bir problem olmaz arkadaşlar. Olmaz. Hepimiz hasta olabiliriz sonuçta. Ders zamanında da hastalanabiliriz. Aynısı. Hiçbir fark yok bu anlamda. Yani peki ne zaman nereden alınabilir? Şöyle ki yani eğer pazar gününden alacaksanız rapor, pazar gününden memleketinizden alabilirsiniz. Pazar günü hasta olan bir kişi 6 gün rapor alırsa tam olarak bu şekilde almış oluyor. Yok ben hani oradan alayım derseniz şeyden görev yerinizden ancak hafta içi alabilirsiniz. Hafta içi memleketinizden alamazsınız. Bu adaylığınızı uzatmaz. Ne zaman almam lazım? Dediğim gibi eğer memleketinizde hasta olduysanız en geç pazar günü almanız gerekiyor arkadaşlar. 6 günlük. Ben peki hocam ya rapor da almasam ben memleketime gideyim tamam mı? Benim ek dersimi kessinler. Olur mu İknur hocam? Olmaz. Kabul ederler mi? Etmezler arkadaşlar. Öyle bir şey olmuyor. Neden? Mecbur yani bu okula nasıl gitmemiz gerekiyor mecburuz. Hani ek dersini almayayım ben bugün okula da gitmeyeyim diyemiyorsak aynı şeyi seminerler için de diyemiyoruz. Peki en kötü ne olur ya? Şimdi onlara geleceğim arkadaşlar. Şimdi İknur hocanızın dediği gibi burada problem ek dersinizin gitmesi değil. Burada problem sizin işe gitmemiş olmanız. Bakın bu artık hani o normal bir seminer gibi düşünmeyin. Dışarıda işte beden dili semineri vardı da gitmedim. Böyle bir şey düşünmeyin. Ya da siz öğrenci değilseniz bir seminer değil. Hani o anlamda bir şey değil bu. Sizin bu işiniz, işe gitmemiş oluyorsunuz. Şimdi bununla alakalı peki ne var hocam? Eğer ki kadrolu bir öğretmenseniz, şimdi 5 gün sürecek seminerler biliyorsunuz. Kadrolu bir öğretmenseniz 3 ila 9 gün göreve gitmemek kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını getirir. Soruşturma açılırsa ve sonucunda bu gelir. 10 gün habersizce işe gitmeyen bir kişi görevden çekilmiş sayılır arkadaşlar zaten. Eğer ki ben sözleşmeli öğretmenim diyorsanız, sözleşmeli öğretmenlerin 3 ila 9 gün göreve gitmemesi sözleşmeli memurun atılması anlamına gelir arkadaşlar. Atılması anlamına gelir. Yani dolayısıyla bu da 3 ila 9 günün arasında bir gün sayısı olduğuna göre 5 gün. Yani dolayısıyla sözleşmeli öğretmenseniz 5 gün göreve gitmeyen hakkında soruşturma açılır. Bunun sonucunda da 5 gün göreve izinsiz olarak gelmediği için atılma cezası vardır karşılığında. Yani dolayısıyla arkadaşlar çekilmiş olma yani hali oluşur. Bu nerede var peki hocam? Nerede yazıyor bu? Sözleşmeli personel çalıştırma esasları var biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan siz de görebilirsiniz. Yani dolayısıyla ağır bir yaptırımı var. Hani bunu tekrar söylüyorum. O ilk sorduğum soru gibi düşünmeyin. İşte ben memlekete gideyim. Ek dersimi keserlerse kessinler. Ne olacak ki? Gibi bir şey değil bu. Bu sizin 5 gün göreve gelmemeniz anlamına gelir. Hatta tamamen şeyli yani ispatlı şeyli. Evet. Niye? Her gün imza alınıyor saatli. Hem girişte hem çıkışta. İzleyip izlemediğiniz belli. Orada bir sürü kişi var. Herkes şahit zaten. Yani bir soruşturma açıldığı zaman gelecek olan müfettiş ya da muhakkik hani her şeyi zaten, net kanıtlı bir şekilde görmüş olacak. 5 gün göreve gelmediğinizden eğer sözleşmeli öğretmenseniz çekilmiş sayılırsınız. Eğer ki kadrolu öğretmenseniz kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almanız gerekir. Durum bu şekilde arkadaşlar. O yüzden gelmemiz gerekiyor. Önceki yıllarda ne olmuştu? İşte online zaten yapılmasını evet, hepiniz evet biliyorsunuz. Ama mesela daha önceki zamanlarda farklı illerde memleketimizde falan aldığımızda oluyordu. Biz de İknur hocanızla bu şekilde tanışmıştık zaten. Evet. Bu tip
Yan faydaları da var. Yani dolayısıyla arkadaşlar bakalım göreceğiz. Hala zaman var. Ya ben şimdi arkadaşları anlıyorum. Yani hani insan başka bir şehirde olduğu zaman, başka bir yerde olduğu zaman hani tatili zaten dört gözle bekliyorsun. Yani hani bir an önce tatil gelsin de gideyim, işte ailemi göreyim, bir kafam dağılsın, bir modum değişsin. Sonra hani gelin tekrar sıfırdan başlamış gibi oluyorsun aslında. Yani o yüzden anlıyorum. Ama işte bu da bizim asli görevimiz. Yani aslında bizde şöyle bir şey oluşmuş oluyor Ahmet Hocam. Mesela hani ben de kendimi düşündüğüm zaman hani şimdi biz hep öğrenciydik, öğrenciydik, öğrenciydik. Hep okulda hayatımız devam etti, etti. Sonra hani böyle işe giriyorsun ama hani kendini hani böyle bir şeye geçiremiyorsun. Yani gene okulda devam ediyorsun. Yani sadece Öğrenciydim, gene öğrenci değil. okuldayım yani. Hani öğrenci değil, öğretmen oluyorsun. Hani o hani artık senin durumun farklı, yerin farklı. Buna alışma sürecin çok daha farklı oluyor. Yani hani öğrenciyken okula canım istemezse gitmem. Ne olacak ki diye dönüyor. Hani bir de şimdi 20 gün, 30 gün devamsızlık hakkı var. Üniversite okurken işte 4 hafta gitmeme hakkımız falan var. E şimdi bir bakıyorsun hiçbiri yok. Sadece rapor alman gerekiyor. O yüzden birazcık. Ben hiç öyle olmadım İknur Hocam. Ben oldum. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. İnşallah bir şeyler değişir. İstediğiniz gibi olur her şey. İnşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz için. Dediğiniz için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.